Selamlar millet, ben MVP NoobCraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi klostrofobik küçük bir alandayım. Ee, aslında cadı farmında bıraktığımı düşünüyordum en son ama <laughs> beni böyle bir yere tıkmışlar. Ee, muhtemelen bir troll yedim. Şimdi buradan çıkmaya çalışacağım ama başıma ne gelecek bilmiyorum. Ee, ben artık afk bırakırken her ihtimalle karşı üzerinde inci tutuyorum abi. Ve shulker box'ımın üzerindeydim burada böyle altımdaydı onu kırdıklarında üzerime gelmiş eşyalarım burada. Ya da bilmiyorum belki bilerek üzerime atmışlardır hani bu sonradan çıkabileyim diye. Ee, şu an çok pis şeyler hissediyorum. Neredeyim acaba ya? Hazır mısınız abi? Kırıyorum. Nere mi kırsam ya? Altımı kırmak mantıklı olmaz. Üstümü kırsam yan duvarları kırabilirim. Ee, şurayı bir kıralım. Lan! Bu ne? Hayır, 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 o kadar yolu ben gidemem, <laughs> o ne öyle? Ya adamlara bak ya, nasıl düzenek kurmuşlar. Hey, hangi bloğu kırarsan kır, altın açılıyor ve... Cık cık, ayıptır ya, kır bakayım şunu. Şunu da kır, bak bak, ne düzenekler yapmışlar. Aşağı kadar gidiyorsun, peki aşağı gidince ne oluyor? Abi buradan inmeye kalksam var ya, iki saat sürer ya, kovbepler. Dur bakayım. Neler olmuş? Aşağıda lavmav yoktur iş. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şunlardaki üzerine. Bir gidelim bakalım aşağıda neymiş. Zaten burayı malze <laughs> malzemeler de üzerime gelmiş hep burayı yaparken. Bir tane de tabela. Ee, nerede kapı? Ha. Bir gidelim bakalım neymiş. Burada bir platform var. Burada bir numara yok. Aşağıda lav yok. 5 saat süren bir yolculuğa sürükleyeceklerdi bizi. Buradan böyle inecektik. Neymiş? Hoş geldiniz. Umarım trollümüzden memnun kalmışsınızdır. Şimdi bunu kim yapmış olabilir abi? Zerre fikrim yok. Şimdi ben nerede? Gece AFK bıraktığım saati yazmıştım. 6.15. Şu an saat 16.15. Yani neredeyse 10 saat olmuş. Neredeyse değil olmuş 10 saat. Ee, o süreden beri Mert girmiş. Mert birinci şüpheli lan. Şu mikrofonumda... Heh. Mert birinci şüpheli. Murat var. İkinci şüpheli. Murat da olabilir. Ama burada Murat Mert'e mi yazmış acaba? Ne yapacaksın? Hmm, kesin Mert var ya. Bak. Kesin Mert bak. Burada Murat bir ipucu bırakmış. Ne yapacaksın? Ya da hedef mi şaşırtıyor acaba? Cık. Yaptım da Mert'in üzerine atayım diye mi? Sonra Furkan girmiş. Ama Furkan gireli çok olmadı galiba. Yo, Furkan da Furkan da burada girmiş. Bayağı olmuş. MVP abi sen miydin? Mr. Hu. Hmm. Furkan da olabilir lan. Hangisi acaba? Mrs. Who ile de girilmiş. Mrs. Who ile girip kesin trolü kontrol ettiler. Bu bizim kamera ekantı. Ee, şimdi Mert, Furkan ve Murat mı var elimizde? Ulan Allah sizi ne yapmasın ya. Tamam. Ben öğrenirim bunu kimin yaptığını. Bu trollün karşılığı gelir ama gördüğünüz gibi artık bu, bu tarz trollere hazırlıklıyım. Şeyden korktum ya. Geçen sene fazla bizim Emre'yi öldürmüştü. Böyle garip grup bir yerler yapıp lav koymuştu altına. Bu da güzel mekanizmaymış. Beğendim, hoşlaştım. Evet millet geldim evim öndeyim. Şimdi burada sandıklar birikti. Bunları hep video dışında görüyorum. Diyorum ki dur videoda alayım diyorum ve birikiyor abi. Şimdi neler varmış bir bakalım. Duyuru. Hemen burada kapının burasında cadı farmı Mr. Fazlı. Ee, fazlı resto malzemeleri ve teşekkür demiş. Aynen bu farmda kullandığı galiba malzemeleri deft yani kitaba not alıyormuş. Emeği geçen arkadaşlara teşekkürler. Mr. Fazlı diyor. Tamam bunu kaldıralım. Cadı farmımız açılmış. Oraya da gidip bir bakacağız şimdi. Ee, bu ne? Duyuru. Disk Market'i. Bunu görmüştüm ama videoda sizle beraber gidelim. Şimdi Murat bir tane Disk Market'i açtı. Şunayı. Mert'in Yaprak Döner. Ne yazıyor? Aa, bir dakika Murat'ın kitabı da okumadık. Disk Market'i. Selam Noob. Müzik diski dükkanımız açılmıştır. Siz de evinizde çalışırken arkada rahatlatıcı bir müzik çalmasını isterseniz dükkanımıza uğrayıp kendinize uygun bir disk alabilirsiniz. Murat'ın Creeper Farm'ında ben çalıştığım için her diskten birer tane hediye etti bana. Ee, ve Mert'in yaprak döneri. Mert yaprak dönerimizde girmiştir. Herkes hizmete girmiştir. Herkesi bek herkesi dükkanımıza bekleriz. Ad Ases <laughs> İyiymiş. Tamam bunu da kaldır. şimdi da kıralım. Şu kapımın dönü bir açılsın yoksa giremeyeceğim içeri artık. Bunu en herhalde ilk bu Furkan bunu bırakmıştı ama bir türlü e okumak nasip olmadı videoda. Bankamızın kişi özel şifresidir. Bu şifreyi bankamızın sadece merkez şubesinde kullanabilirsiniz. Döviz değişimi, ilk yerleşim, market alanı ve merkez şubemizde yapılmaktadır. Hmm. Saygılar Furkan Kayhan. Tamam. Bu önemli bir kitapmış. Ee, bunu kırmızı atalım. Ha bezde yaptığım değişiklikleri de göstereyim ya. Dur şunu şuraya atalım. Sen niye oraya geçtin lan? Bunun içinde ne var? Ha bunun içinde şeyler var. İksir miksir. Ee, yapraklar var. Yaprakları şimdilik şöyle bir boşaltayım üzerime. Ben sonra burayı toparlarım. Kitapları falan. Şunları da atalım şöyle. Hop. 3 tane de disk varmış bak üzerimde. Nereden geldiği meçhul. Tamam onları da ver. Onu da göstereyim size. Ee, galiba serverda şu an bütün disklerin olduğu sadece iki kişi varız. Bir ben bir Murat. Murat'ın zaten disk farmı var biliyorsunuz. Ee, ama yanında bir tane yani o disk farmından çıkmayan bir pick step var. Bu arada şu sıralama bakın şöyle göstereyim. Her biri e, sinyaline göre mesela en az sinyal veren bir sinyal veren C418'in 13 isimli e, diski iken, peak step tam sinyal veriyor, e, 13 sinyal veriyor yani tam sinyal değil de. E, şu fazlaları da şuraya mı atıyordum ben? Aynen, şöyle bırakalım. Bu, bu diskin ne kadar olmuş lan? Bayağı diskim olmuş tam güzel. E, ne yapacaktım lan? Tamam, bu şalkırı da boşalttık, bir yemek 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 yapalım. Ha dur şurada fırın var onu göstereyim. Ee, şuraya bir fırın sistemi kurdum ve burası cam pişiriyor şu an bana. Gene mi yakıtım bitti ne oldu lan? Ha yakıtı varmış. Ee, İlmango'nun e, fırın sistemi. Biliyorsunuz biz merkezde burada ilk yerleşimde bir kural koyduk. Ve dedik ki hiçbir reston işte e, sistemleri kastıracak sistemler kurmayacağız. Yani bilgisayarları kastıracak sistemler kurmayacağız. O yüzden restonsuz bir fırın yaptım. Direkt hopperlarla sandıklara bağlanıyor. Bu Ilmango'nun fırın sistemi. Fena değil hızı işte 8 fırın da. Burada biriktikçe camları dolduruyorum. Neden bu kadar cam var üzerinde? onu da göstereceğim. Ha şöyle odalar da açtım bu arada. Şurada kar farmlıyordum da bunu kullanmak istediğim yerde kullanamadım. Layer lazım olmuştu ama kullanamadım. Şöyle base'i birazcık daha geliştirdim. Bunu niye almadık lan? Bunu da alalım dur. Altın ore yapmış bizi Furkan. Şunları da at abi. Ee, yemek 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 yemek. yemek. Hmm, altın avuç bitmiş. Havuç da bitmiş işin kötü tarafı. Altınım var mı? Nereden lan altınlar ha? Altınım da azalmış ya. Şöyle ikisi de kalalım. Ne yapalım biliyor mu? Hem oraya gideceğim zaten. Önce bir market alanına gidelim. Market alanında ne var ne yok bir bakalım. Ee, Murat böyle yolları yaptı ama yolların değişebilir. Birazcık yollar sanki dükkanlardan daha parlak duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi... İşte disk ihtiyacımız yok ama Murat buraya çok güzel bu yapmış. Murat kendini aşıyor ya bu ilt konusunda. Şu bu çok hoşuma gitti. Ee, burada bütün disklerden koymuş. Almadan önce deneyebilirsiniz diyor. Tanesi bir elmas demiş. Yani hepsi bir elmas galiba. Zaten hepsi oradan çıktığı için. Pickstep satamıyor şu an. Çünkü galiba ikinciyi bulamamış. Sadece bir tane var elinde. Bir tane de bende var sonra burada yanlış bilmiyorsam. Sonra başka ne var? Ha banka. Bankamız var. Bakalım banka çalışıyor mu? En son sıkıntılar falan vardı. Şuradan alalım abi kartımızı. Bakalım oluyor mu? Buraya atıyoruz. Bir şeyler oldu aşağıda. Bak bakalım kasa gelecek mi? Bekliyoruz. Sanıyorum gelmiyor ya. Gidip bakmayacağım. Furkan'a söyleriz. Alır kartımızı oradan kasa gelmiyor. Yok. E, sistem hatalı. Tamam. Devam edelim. Başka ne varmış bakalım. Bakalım ne olmuş lan böyle? Hmm. E, bu neymiş? Ha, Nup Bank önü. Mert Yaprak bunlar. Hemen girelim bakalım neymiş. Güzel bu arada bu yıldı baya. Üç tek bir elmas demiş. Yani nispeten uygun diyelim. Bakalım pahalı olan var mı? Bir stek bir elmas mı? Oğlum bu en attık atıyorum da ben bunları da bir istek bir elmas. Bir istek bir elmas. Bu ne? Akasya. Ha, yani buna bunu anlarım. Bu birazcık zahmetli bir yaprak hakikaten. Güzel. Yaprak ihtiyacımız olduğunda alırız ama şimdilik bir ihtiyacım yok. Ee, bazı mesela Enderman farmında falan iş yapabiliyor. Yol çekerken. Mob Burada slime market var. Slime marketi gördün, gösterdim mi? Hatırlamıyorum. Ee, en son stoklar az. Oğlum bunun girişi nerede? Şura mı? ha Stoklar az da en son. Ki hala az. Şurada birazcık stok var. Aynen o kadar. Çok da stok yok. Ee, bir slime farmı yapacağız bakalım. Cadı farmına planı vardı fazlalığında ama. Oraya ortak mı yaparız yoksa herkes kendine mi yapar bilmiyorum. Başka başka. Şurada iki dükkan daha var. Onlara da bakalım gelmişken. Burası ne dükkanıydı? Oğlum buranın girişleri nerede bunların ya? Heh. Yolları önlerine doğru çekmemişler. Burası şey. Vedat'ın şey dükkanı. Ya burası var ya deli para kastı ya. Şuna bak. Coming soon. Bu 3 level. Bu da galiba 2 level yapacaktı da. Kimse istemediği için kaldırdı 2 level'ları. Birazcık daha varmış sto. Ya isteyen. Bilmiyorum mob farmı yapmayan var mıdır hala. Barut elde etmekte zorlanan var mı. Ve Murat'ın totem dükkanı. Kapısı burasıymış. Ve buraya nasıl gireceğiz. Ha yandan. Okey. Burada nasılmış? Totem dükkanı 3 adet 1 elmas diyor. Tamam güzel. Şimdi alışveriş yapmayacağım. Dediğim gibi yarım saat diamond çıkarmakla uğraşmayacağım. Sadece dükkanları gezmek istedim. İhtiyacımız olunca geleceğiz alacağız buradan. Totem iş yapar yani. Ee, böyle 250 vidir falan kesmeye kalkışırsak gene. Ve şurada kitapçı var ha. Ona da gidelim. Ya yani Burası da Furkan'ın kitapçı dükkanı. Server'ın hemen başında açmıştı ve deli para bastı burası. Ee, mesela çok da ucuza satıyordu bu arada köyde şeyden çevirdiği için zombi köylülerden çevirdiği için köylüleri hepsini bir emerald'a alıyordu. Ve acayip ucuz baksanıza. Ya yani inanılmaz rahatlıkla kasılabilirsiniz buraya gelip. Güç eklemiş 3 diye demiş mesela. ganimet darbe ekliyor buraya ufak ufak kitaplar ekliyor ama trace center yapıyor galiba şu an. Çünkü chatte öyle bir şey yazdı bana trace center yapıyorum abi gel bir bak istersen demiş. Ben de video alacağım sonra geleyim dedim. Muhtemelen orayla uğraşıyor şu an. Zaten server'da bir de Furkan var. Bir de ölüyor. Hem orayla uğraşıyor hem de ölüyor. Nereden portal? Tamam ben ne yapacaktım lan? Ha bir şey havuç sorunumuzu çözecektik. Gidelim şimdi mob farmına. Kim vurdu lan bana? Hop ok giyiyorum ok. İki tane ok yedim oradan portaldan geçene kadar ya. Elimden vurmuş. Ne vuruyorsun ya? Cık, ayıptır ya. Neyse ben şu mob farmına gideyim. Ee, orada bir sizle şey yapalım. Ee, nano farm yapalım da şu havuçlarımızı patateslerimizi falan bir çoğaltmaya çalışalım. Nerede lan benim o farmım? Tamam şimdi anlatayım size. Ee, çok şuraya yaklaşmayalım. Şuralar iyi gibi ya. Şöyle birazcık da öne koyalım ki arkasına yükleme sandıkları falan koyarız. Şöyle bir tane chest koyuyorum. Bu chest'e bir tane hopper baktırıyorum. Şu hopper'ın üzerine bir tane ray koyuyorum ki şu minecart hopper'ı koymak için. Ee, normalde istiyorsanız direkt üzerine toprak koyabilirsiniz ama hopper bir tık daha yavaş çektiği için bu minecart hopper'a göre toprağın üzerinde çok fazla e, malzeme kalmaya başlıyor ve üzerinize gelmeye başlıyor. Ben mümkün olduğunca bunun içine ve sandığın içine doldurmaya çalışıyorum. E, şimdi bize şu kaymasın. Şimdilik lan niye üzerimden atıyor onu ya? Şöyle şu kaymasın. Şunu bir sabitleyelim. Sonra o chest'in önünü kırmam lazım. Orayı merdiven yaparız. Şöyle doldurdum. E, şey olmasın. Şimdi bunun önünde bir tane farmland olacak. Yani sürülmüş toprak olacak. Bunu koydum şuralara da dispenser atacağız. Dispenser hangisi şu? Şöyle çok basit bir yapım var gördüğünüz gibi. Bunu süreceğiz şimdi. Az beklesin bu. Reston. Bir tane reston buraya, oraya değil. Şunu yükselt, şunu yükselt. Şuraya tam e, şu dispenser'in yanına. Ondan sonra şöyle bir tane observer yukarı bakacak şekilde ve bloklayacağız etrafını. Gene üzerimden atıyorum ya. Şöyle, şöyle, şöyle yaptık ve Üzerine böyle restonlarla dönüyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra bir tane piston. Şimdi nasıl anlatayım size? Direkt şu da kapatsanız da olur. Ama bu bloğun kürsüsünden görmeniz zor olur. O yüzden ben şöyle kapatacağım burayı. Birazcık daha geniş yapacağım. Şu sandığı aşağı taşıyacağız ya da şey yapacağız. Şöyle çeviriyorum etrafımı. Ve bu farmland'i tutabilmemiz için su lazım ya. Şu bloğa da su koyacağız. Dur. Unutmayalım onu şu bloğa yok o bloğa değil bir üstündekine şuna su koymam lazım. Ee, onu da merdiven yapalım bir tane. Hiç merdiven kullanıp görüntü kirliliği yaratmayalım orada. Şurası su olsun. Hop kapat onu da. Zaten kıracağın bir şey yapacağım bir şey yok. Şuradan şöyle bir girelim şimdilik. Buraya bir piston kapı yapacağız mecbur. Şöyle kapattım. Şöyle kapattım. Üstümü kapatmam lazım. Yani burayı karanlık bir ortam yapmanız lazım tamam mı? Şöyle kapatalım. Lan cama çarptık. Hop şöyle yaptım. Şimdi şuraya girdim. Aa, farm dur dur. Farmland yapmadık. Onu da yapalım. <laughs> tamam şimdi şöyle kapattım. Şu dispensera sinyal gitmesi lazım yalnız. O yüzden şöyle dışarıdan kapatacağım bunu. Hop bakın. içerisi karanlık ya. Ee, şu lever'ı şu dispensera baktıracaksınız. Bakın açtığınız zaman. Lan bug'a girdi. Heh, aynen. Tamam şimdi çalışıyor ya. Hop ters çalıştı. Şöyle bakın açtığınız zaman sürekli böyle bir ışık bug'ı oluyor. Görüyor musunuz? Bu sür arada şey ekebilirsiniz. Şimdi hemen şunlara bir bomb atalım. Birazcık da seed ekelim. Bakın geliyor pıtır pıtır. Bu üzerime alabildiklerim bir sürü de üzeri alamadığım, üzerime alamadığım var. Aşağı e, şey çekiyor. Neydi onun adı? E, Minecraft Hopper çekiyor hemen altından. Çok hızlı çektiği için bakın böyle çoğalıyor. C çok oldu ama şimdi bir de sandığa bakacağız ne varsa. Bazen de var. Bir şeyler konuşuyorlar chatte ama anlamadım. Yani böyle bir sistem. İstediğiniz şeyi çoğaltabilirsiniz. Ee, Nereden bileyim kazmam. Toprağa ekilen malzemelerin hepsi çoğaltılabilir. Şimdi şurayı bir aç sandığı bir kontrol edelim. Bakın sandığa gelmiş bu kadar havuç ki hala geliyor. Mesela hopper'ın içi değil de şunun içine baksanıza. Deli gibi havuç basmış yani. Bu şekilde hızlıca üretebiliriz. Buraları muhtemelen şurayı silip yaparım aynen. Bak silip mantıklı. Şuraya bir silip, şuraya bir silip üst taraftan buradan rahat rahatlıkla girebilirim. Bunu da ayrıca şekillendirebilirim ama dediğim gibi farmın yapımı böyle acayip basit. Ee, ben gene çocuğun videosunu koyacağım. O çocuğun videodan da izleyebilirsiniz. Anlamadıysanız o daha da basit anlatmış olabilir. Ben sadece Türkçeleştirdim size içeriği. Tamam, şimdi. Bu ee, mob shop için yani mob dükkanımız için gerekli malzemeleri şey yapalım ben toparlayayım ee, ondan sonra geleyim de bir mob dükkanı yapalım sizle beraber bakalım nasıl bir şey oluyor. Geldim tekrar gördüğünüz gibi dükkanımı tamamladım. Böyle bir e, piston üzerine oturan e, böyle minnak bir zombi ve yarısı da iskelet. Böyle güzel bir build olduğunu düşünüyorum. Aslında var ya bu build'i yaparken mükemmel fikirler söylediler bana ya. Ama işte <laughs> artık bunu dizayn etmiştim ve bunu yapmak istedim. Şöyle sonradan bir, en son bir tabela ekledim. Siz onları unutmadıysam uzak çekimde buraların hepsini gösterdim size nasıl yapıldığını falan. Ee, i̇ş dizayn sağ olsun Murat ve Muhammed de yardım etti bu arada. İş dizaynında özellikle Murat çok yardım etti. So, e, sonra şöyle üstünü kapattım. Şuradan bir personel girişim var. Sadece yukarıda. Gene benim e, çok verimli mob farmımdan düşen itemleri. Bunlar bu arada altın farmından. Bunlar benim mob farmımdan çok az geliyor ama barut falan full yani. Kemik daha keza. İpleri bir ara kullanmıştım. İpleri çok dolduramadım. Böyle galiba 6 şalkır kadar. Ve sonunda şalkırlarımı boşa çıkardım abi. Şurada kullandığım malzemeleri yatak falan attım işte. Ee, burası sadece personel kısmı ama asıl bizim dükkan kısmımız aşağısı. Şöyle e, 9 stek çürük eti bir elmas ya da bir nub coin'e. E, 3 stek barutu bir elmas ya da bir nub coin'e. Gene 3 stek kemiği bir elmas ya da e, bir nub koyuna. 6 stek ipi de bir elmas ya da bir noob coin'e Noob coin e, çevirici yapmıştı Furkan Galiba dur bakayım bulabileceğim mi kapımızda da böyle e, Şu şeyler e, Nota blokları aşağı sinyal iletiyor Ve kapıyı biraz aşağıda uzun süre açık tutsun Diye bir komparatör sistemin var Bunun yapılışını istiyorsanız ayrıca anlatırım ama Çok basit bir kapı e, Neden ses çıkmıyor çünkü Şu üzerinde şey var e, Tabela var o yüzden ses çıkmıyor Burada da zaten blok var tekrar basalım tekrar açık kalsın ee, şeyi nereye koymuşlardı lan ATM'yi. Nubcoin'e çevirme sistemi çalışıyorsa. Bu arada bankayı galiba Furkan birazcık daha düzelttik Kasamızın çalışıyor olması lazım. Bölümün başında denemiştik. Bakalım çalış çalışmıyordu. Şimdi çalışacak mı? Ee, bir daha deneyelim. Şu ATM sistemini nereye kurdular lan? Oğlum kurdular haberimiz yok ya. Şuradan kartımı alayım. Furkan geri verdi bana kartımı. Bir daha bakalım çalışıyor mu? Kasamız gelecek mi? Bekliyoruz. Bir şeyler geldi. Aha valla. Murat'ın kasası geldi abi. inanılmaz Murat yazıyor kasada. <laughs> Ama benim galiba. Birini alayım. Ee, aynen benim. <laughs> benim kasa. Ama Murat yazıyor. Enteresan. Ee, Furkan bankayla biraz uğraş. Gözünü seveyim ya. Ne kadar hatalı. Atıyoruz gelmiyor. Atıyoruz yanlış kasa geliyor. Yani bir tık özensiz bir iş oldu sanki bunun sistemi. Tamam basalım gitsin. Atalım bunları da buraya. Şunu da abi. Şunu da şuraya. Burada yemeğim vardı aynen. Ha fenerimi de atayım. Tamam. Bölümlük bu kadar olsun. Güzel. Bu köpek kimin ha? köp. Ha bu. <laughs> Bankanın koruması. Ee, işte, tamam. Güzel bir dükkan yaptık buraya. Bence güzel kasabayı şenlendirecek bir dükkan oldu. Hani boş kötü bir build olmadı. Güzel bir build oldu. Sticky pistonun üzerine oturmuş bir... Ee... Zombi, yarı zombi yarı örümcek. Şey örümcek diyorum iskelet. Örümcek fikri verdiler de o aklımda kaldı. Tamam bu videoluk benden bu kadar olsun. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.